Benim için Karabağ Savaşı, Karabağ Zaferi Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir. Sadece Azerbaycan değil, bütün Türk dünyasının en Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en önemli zaferidir. Ve onun için ben büyük mutluluk duydum ve onu gece gündüz 44 gün takip ettim. Şişa tabi Azerbaycan'ın resmi olarak kültür merkezi olarak ilan edilmiştir. Fakat bir yönden de tarihi öneminden dolayı Türk dünyasının kültür merkezi olarak kabul edilir. Ve ben kendime söz verdim, Şuşa kurtulursa Şuşa'ya gidip orada Şuşa Camii'nde iki rekat namaz kılacağım. Ondan sonra ben ölürsem gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Ve Allah'a şükür onu yapabildim. Başa düşürsünüz. Düşünürüm ki anlayışla karşılayacaksınız. Ona göre bugün size... Eğer tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyacak bir seviyeye ulaşmak istiyorsak ve ondan öte insanlığa katkı yapmak istiyorsak temel bilime çok yatırım yapmalı ve çocuklarımıza temel bilimin önemini tekrar vurgulamalıyız. Sen de layıklı gençlerin Amerika'da tahsiline yardım etmeli. Ben bilim adamıyım. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Onu her zaman söylerim ve benim her yaptığım işte onun bir etkisi vardır. Onu konuştuk. Fakat bu Türk milliyetçi olmanın bir önemli bir yönü de bilimde kuvvetli olmak. Bilimde kuvvetli olmasak İstediğin kadar milliyetçi ol, istediğin kadar vatanını sev, dış güçlerin yaptığına karşı koyamazsın ve onların istediğini yaparız. Hem de bir sıra programlar sebebinden biz metbuata temel bilime büyük yatırımlar yapmalıyız. Temel bilime her şeyden öncelik vermeliyiz. Teknoloji iyidir, fakat teknoloji eninde sonunda temel bilimden çıkar. Bizim yaptığımız İHA'lar, SİHA'lar onların temelinde bilim, temel bilim var. Aziz Ozan'ın laboratuvarında çalıştı, makaleler yayınladı ve indi de öz tahsil. Tabii kaynaklarımız var, insan gücümüz var. Biz büyük potansiyelimiz var. Biz yeter ki gücümüzü temel bilime verelim, çocuklarımızı erken yaştan temel bilime dağılı bir eğitim verelim ve deneysel bilime alıştıralım. Koronavirüs doğal bir virüstür. Bunu Çinler icat etmedi. Yani bu hem Amerika'da hem Türkiye'de bir sürü şayalar var. Bilen bilmeyen konuşuyor. Günahtır, ayıptır, milletin kafasını karıştırıyorlar. Yani yazık. Bu Allah korkusu olan bunu yapmaz. Yani sadece cahili değil, cahil dediğim, bunu söyleyen cahildir. Okumuş bile olsa cahildir. Bu koronavirüs tabiattan çıktı. O kadar.